Selamlar, saygılar. Şimdi arabaya bindik. Şöyle karşı tarafta adliye ve maliye bölümüne bir geçelim. Bakalım orada durum nasıl. Oradan da Cirikpınar Mahallesi'ne son durumuna bakacağız. Buradan karşıya geçebilirsek tabii. Genelde. Teşekkürler. Az daha bir sürtünme oluyordu. İş makinesi var. Geçiş var mı acaba? Çalışıyor. Altyapıyla ilgili bir çalışma var. Anladığım kadarıyla. Bakın bu taraf böyle bir şey işte. Kapı pencere baca ikinci el değil de böyle daha bir hurda. Zaten bunlar da oraya gidiyorlar. Gördüğünüz üzere. Karşısı vergi dairesi. Bina gayet olumlu bir görüntüde. Sanırım faaliyete de devam ediyor diye biliyorum ama gelmedim. O yüzden yanıltıcı bir bilgi de vermeyeyim. Fakat otoparkı falan görüyorsunuz. Dolu. İçeriye giren çıkanlar da var. Şimdi geldik bakalım buraya. Şimdi arkadaşlar, nitekim hali hazırda adliye binasının yıkımı devam etmekte. Şöyle görüntü ala ala gidelim. Bakın, bu sağ taraf adliye binasının olduğu bölümdü. Burası şu anda kontrollü bir şekilde yıkılmış ve kaldırılmış durumda. Şöyle görüntü alalım bakın. Hatta tamamen kaldırmışlar. Şu anda şeyciler burada yani. Demir hurdacılar. Bakın böyle. Şu taraftan da şöyle görüntü alırsak bu şekilde yanmıştır. Kaldırılmış. Devam edin. Adliye binası tamamen kaldırılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu soldaki binanın böyle duvarları aşağıya düşmüş ve bina da boşaltılmış zaten. Şuradan mahalleye girelim. Mahalleden de biraz görüntü alalım. Günü tamamlayalım. Burası boşaltılmış, karşısı boşaltılmış, arka taraflardaki binalar boşaltılmış durumda, buralar boşaltılmış, Güneş Apartmanı burada. Halfettin Mahallesi'ymiş. Halfettin. Halfettin Mahallesi. Şimdi buralarda Cirikpınar. Köş
köşe boşaltılmış durumda. Bu taraf yıkılmış, sokak kapanmış. Bu şekilde bir görüntü var. Ben de şöyle geri döneyim. Çirikpınar'ın şöyle iç tarafına doğru gidelim. Sağ taraf boşaltılmış durumda. Bakın bunlar da boşaltılmış. Bakın buralar yıkılmış, kaldırılmış enkazları. Yeri boşaltılmış durumda. Karşıda da Çirikpınar Camii'nin olduğu köşeye geldik. Bu köşede de bir yapı varmış sanırım, kaldırmışlar. Köşede kaldırılmış. Çirikpınar Mahallesi'nden de ufak tefek görüntüler bu şekilde. Şuradan görüntü alayım, bakın. Bu binalar, bu iki bina boşaltılmış, kapı pencereleri sökülmüş durumda. Boşaltılmış binalar fazlasıyla mevcut burada da. Şöyle ana yol üzerinden devam edip çarşıya bağlanacağım. Sol taraf Hatun Suyu yolu. Buradan da çarşıya. Bakın bu binalarda boşaltılmış durumda, kapı pencereleri sökülmüş. İşte gördüğünüz gibi hemen hemen her yerde boşaltılmış bina sayısı mevcut. İşlem bekleyen yerler fazlasıyla mevcut. Böyle bekliyoruz. Bakalım önümüzdeki günler, aylar bizlere neler gösterecek. Durumlar bu şekilde. Adliye, maliye, Çirikpınar'ı mahallelerinden görüntüler bu şekildeydi arkadaşlar. Burada da tezgahlar mevcut. Durum böyle. Kayseri heykelinden herkese selamlar, saygılar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Karşıdan Akpınar'a bağlanmaya çalışacağım şimdi.